hazır mı? Biz hazırız. Beyza'cığım harika. Beyza'cığım senin için ihtiyaç yok. Çıkar onları. Ben iyiyim, iyiyim böyle. Hadi. Hadi Babil, hadi. Dur, dur. Nereye gidiyorsun? Allah'ım yarabbim. Gel. Gel. İşte bu, yürü. Sterimsin. Sterimsin. Kızım aman ayrılır, dikkat et. Çek, çek, çek. Sabit. Ve efendim, şimdi de Antalya Deniz Oteli'mizin en spesiyel gösterisi Burçak Tarlası eşliğinde sizlerle olacak. Alkış! Hazır değilim, harikasın. Ya baba, ne horon deptik be, ne horon deptik be. Bir ara halayda tanımadığım birini görür gibi oldum. Benim hep oluyor öyle, hep oluyor. Yani böyle insan böyle halay çekerken sağına soluna selam veriyorsun, sağına bir bakıyorsun tanımadığın bir adam. Yani ben biliyorum ki öyle hastalar var ki ailecek görüşüyorlar halaydan. Hala çoluk çocuk görüşüyorlar. Ne anlatıyorsun? Bilmiyor ben ne anlatıyor. Türklerin Anadolu'ya göçüşü. Hani biz böyle Hazal Denizi'nden geçmişiz. O halaydan kopanlar gitmişler bir yere, orası Avrupa olmuş. Şimdi o ibneler bizi beğenmiyorlar. Efendim neymiş, Avrupa Birliği'ne giremezmişiz. Böylelikle de mesajımı vermiş oldum. Ve şimdi sıra geldi ünlülerin benzerleri. Hadi ya, ya, oho. Koyun bir şey de anlayın ya. Erzincan, dere var. Acayip, bu aylarda. Bu yaralda. Yaralda da olur da aylarda ama. Yaralda, genelde aylarda. Aylarda, gelarda, aylarda. Baba gözünü seveyim, sus ya. Aranızda ünlülerden birine benzediğini düşünen yahut taklidini yapanlar var mı efendim? Ben. Ben. Jim Carrey bana benziyor. Baba sen Turkish Arctics, aktör, Yaşar Aptekin. Çok fena. Yanlışlarla alıyoruz yanımıza. Çok pardon. Deniz Hostel en güzel gecelerinden birini yaşıyor. Evet. Hey. Odana götüreyim mi? Yok, iyiyim ben. Yapmam gereken bir şey var. Hadi otur izle sen be. Selam dünyada, ben dostum ha. Çok güzel oynadınız, bravo. Hanımefendi çok iyiydi. Bu aralardaki o. Onlar mükemmel. Buradan. Oğlum bir dakika lan, bir dakika. Babacığım lavuk. Kendileri on numara insanlar yani. Ben Umut değilim. Ulan salak. Ulan salak, seni otelin sahibi diye yutturduk, senin yaptığın maymunluğa bak ya. Ama boş ver, harbiden delikanlı çocukmuşsun ha. Ulan Allah'tan otel sahibi Umut erkek diye yutturduk ha. Eğer Cem'in sevdiği kadın deseydik yanardık namerdim. Ya bazen delikanlılık da enayilik de çok acayip oluyor değil mi abi? Sabit bir göz, sabit bir göz, böyle kulağın aktı, fatiha bir kuyruğun düşündü. Benim duyduğum bir göz, sabit. Belki de o fotoğrafı çok sevdi. Ben mahvoldum. Huzurlarınızda ona bir teklif yapıyorum. Ona evlenme teklif etmek istiyorum. O benim hayatıma giren en güzel, en süper, on numara insan.
buradan adını vermek istiyorum. Onun adı... Beş dakika daha dayanamadın değil mi? Siliksin oğlum sen, silik. Ne yapayım abi, içmeyi beceremiyorum ya. Hem rezil oldum zaten. Kalk gidelim hadi ha. Bir dakika oğlum, daha teklifimi sunmadım. Bir dakika dur, otur. Bak kanka, biliyorum kızacağını ama... Dağ keçileri patikayı tam çıkarken... Ya bak, rica edeceğim ya. Harbiden yeter artık ya. Yok dağ keçisiymiş, yok penguen, yok kertenkele. Ömrümü yedin ya, ömrümü yedin ya. Ya seninle var ya, arkadaşlığımı keseceğim ya. Bu nasıl laf oğlum ya? Arkadaşlığımı keseceğim. Ben çok mu seviyorum lan hayvanlar alemini? Keseceksen kes oğlum arkadaşlığını. Hırta bak ya. Bu ne biçim bir laf ya kanka? Hakikaten hoş bir laf olmadı yani kanka, kusura bakma. Biliyorsun değil mi? Beni dedem büyüttü. Baba hep pizde tabii. Alkollü bir insan durumu. Anne zengin bir lavukla kaçtı. Anne sevgisi nedir bilemedik zaten. Mahalle takımını almadılar beni kanka. Bir hırsızlık olurdu, hemen suçu üstüme atarlardı. Küçükken bütün arkadaşlarımın suçunu ben çekerdim biliyor musun? Dayağı da ben yerdim. Aşağı mahalle kavgaya giderdi, ben hasta dedeme bakardım. İnanmazsın kanka. Bir gün o çok sevdiğim dedemin cenazesine gidemedim biliyor musun? O gün bir palyaçoluk işi vardı. Senin deden haftada 4 gün ölüyor deyip göndermediler beni. Bu surata var ya, bir kız en fazla 3 ay dayanabiliyor biliyor musun? Harbi diyorum bak. En fazla 3 ay katlanabiliyor. Belki de doğrudur. Bazen ben bile katlanamıyorum lan. Çok mu seviyorum zannediyorsun ben bu işleri? Yüzümü boyayıp gezmeyi. 3-5 kuruş için işte. Ulan evimde ayna yok benim be. Hakikaten ayna yok be. Hani senin şu hiç gelmediğin evde. Bu adamdaki hüzünün sebebi ne biliyor musun kanka? Biliyor musun? Bilmiyorum. Kendiyle yüzleşme korkusu. Vallahi bak. Dede gitti. Bir sen kaldın geride. Kanka vallahi arkadaşlığımı keseceğim diyorsun. Keseceksen kes amına koyayım ya. Kes ulan. Hakikaten kes. Dediğinin arkasında dur, kes. Bu durumlara senin için geldim be. Ağzımı açıp bir laf ettim mi? Kusura bakma ama kanka, hayat bana pek adil davranmadı be. Vallahi davranmadı. Senin anlayacağın eksik takımla sürülmüşüz hayat denen muzlu sahaya. Neyse. Buna da katlanır mıyım bilmiyorum ama galiba altından kalkarım. O yüzden